Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektif deklinasyon im Dativ. Hazırsanız dersimiz başlasın. Adjektif deklinasyon deyince ne anlamalıyız? Hatırlayacak olursanız bunun nominatifini ve akusatifini de görmüştük değil mi? Adjektif deklinasyon arkadaşlar sıfatların çekimlenmesi demek. Biliyorsunuz Almanca'da başımızın tatlı belası 3 artikelimiz var. Der, die ve das, öyle değil mi? Bunlar dönüşme uğruyor her defasında, öyle değil mi? Akusatiflikte, datiflikte ve ileriki zamanlarda da zaten göreceğimiz genitif hallerde sürekli bir dönüşme uğruyor. Bu dersimizde arkadaşlar datifi, datif halde nasıl dönüşümler oluyormuş onu bir inceleyelim. Öncelikle şunu bir hatırlayalım. Der ve das artikeli datif olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Deme dönüşüyordu hatırlarsanız. Die ne oluyordu? Dere dönüşmüş oluyordu, öyle değil mi? Çoğullarda da ne oluyordu? Die, den ve kelimenin sonuna ne geliyordu? En geliyordu. Dilerseniz şimdi burada sıfatlarda nasıl dönüşümler varmış bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burada ben insan karakterleri üzerinden yola çıkaraktan, insanlarla ilgili olan sıfatlardan yola çıkaraktan bir örneklemeye gittim. İlkine baktığımızda, şimdi bu tabloya baktığımızda demen datifte ne oluyor dedim. Demen demiştim değil mi az önce? Höflich arkadaşlar kibar demek. Dolayısıyla datiflik gerektiğinde demek ki dem höflichen man demem gerekiyor. Daha anlaşılır olması için aslında buraya bir mit de getirebiliriz. Mit çünkü olduğunda arkadaşlar cümlenin içerisinde ile birlikte anlamını doğurmuş oluyor. Yani öyle bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla mit dem höflichen man, zaten örneklerde bunu ayrıntılı şekilde göreceğimiz için o kibar adam ile birlikte anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla mit dem höflichen man. Ancak burada arkadaşlar artikel kullanıldığı için belli başlı bir adamdan bahsediyorum değil mi? O kibar olan adam ile diyecek olursam demek ki mit dem höflichen man demem gerekiyor. Peki bir kibar bey ile, bir kibar adamla beraber geliyorum diyelim söz gelimi. O zaman ne olurdu, bakın bir dediğimizde ne diyorduk Almanca'da? Ein, eineleri katıyorduk değil mi işin içerisine? Dolayısıyla burada da ne olacak arkadaşlar? Dem yerine einem olacak ve sıfat, bakın sıfat da çok önemli, en geliyor. Einem höflichen man, tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar, demek ki datiflikte der ne oluyormuş? En takısı alıyormuş sıfat. Dolayısıyla mit dem höflichen man ya da mit einem höflichen man şeklinde yorumlanmış oluyormuş değil mi? Die artikeline bakalım arkadaşlar. Burada die Frau neydi? Kadın demekti. Aynı örnekten ya da aynı sıfattan devam edecek olursak kibar olan o kadın değil mi? Ne olacak? Die neye dönüşecek arkadaşlar datifte? Dere dönüşecek. Dolayısıyla o kibar kadın ile diyecek olursak mesela ne olacak o zaman? Mit der höflichen Frau şeklinde yorumlanacak. Peki kibar olan bir hanım ile ya da bir kadın ile diyecek olursak ne diyeceğiz o zaman? Mit einer höflichen Frau. Bakın burada da tıpkı höflichen Mann'da olduğu gibi ne olmuş arkadaşlar? Sıfatların sonuna en gelmiş. Çünkü tek başına kibar höflich demek değil mi? Höflich tek başına kibar demek. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? En sonlandırıcısı geliyor datiflikte. Peki durum das'ta nasılmış? Onu bir inceleyelim. Das Mädchen, evet das Mädchen de çok enteresandır değil mi? Das Mädchen aslında bu bir kız çocuğu ama neden das olarak verilmiş? İnsan tabi bilemeyebiliyor değil mi? Tabi bunun içerisinde tarih de var değil mi? Dolayısıyla burada bilmemiz gereken Mädchen artikeli arkadaşlar das Mädchen. Dolayısıyla mit dem höflichen Mädchen denildiğinde kibar olan o kızla demiş oluyorum değil mi? Ya da kibar olan bir kızla diyecek olsam
mit einem höflichen Mädchen diyeceğim. Bakın burada da tıpkı man örneğinde, tıpkı frau örneğinde olduğu gibi sonlandırıcı ne olmuş arkadaşlar? En değil mi? Sıfatın sonuna en sonlandırıcısı gelmiş ve dem tıpkı derde olduğu gibi aynı şekilde değil mi? Der ve das neye dönüşüyordu datifte? Dem'e dönüşüyordu. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkıntımız, herhangi bir dönüşüm yok. Dolayısıyla dem olarak kalmış oluyor. Peki çoğullara bakalım arkadaşlar. Çoğullarda durum ne? Çoğullarda ise hatırlayalım. Die çoğulu ne oluyordu? Den nokta nokta en değil mi? Kelimenin sonuna en geliyordu ve datif yapmış oluyordum çoğullarda. Dolayısıyla burada da gene aynı şey söz konusu. Die Männer ne demek arkadaşlar? Erkekler, adamlar değil mi? Der Mann, adam. Adamlar derken die Männer. Ancak burada ne olmuş arkadaşlar? Sonuna en gelmiş ve den Männern bu zaten bildiğimiz bir kural değil mi? Datiflikte. Sıfata bakıyoruz arkadaşlar. Sıfat da gene olağan bir şekilde ne olmuş? Höflichen, en takısı almış değil mi? Tıpkı diğer artikellerde olduğu gibi. Dolayısıyla mit den höflichen Männern değil mi? Kibar olan adamlarla diyecek olursak demek ki mit den höflichen Männern. Tabi bir tane adamlar demeyeceğim için burada bir eksi koydum arkadaşlar. Çünkü bu ne olmuş oluyor? Bir genelleme yapmış olduğumuzdan dolayı. Ancak burada den denildiği için adres gösterilmiş oluyor. Aradaki bu nüans farkını iyi belirleyelim. Çünkü artikel varsa demek ki bir işaret var, bir adres gösterme var. Değil mi? Ancak aynı değil mi? Durumlarında tabi datifte aynı demiyoruz da ne diyoruz artık? Aynem diyoruz, ayna diyoruz. Çoğullardaysa artık bir şey demiyorum. Ne yapıyorum? Mit höflichen Männern yani kibar adamlarla söz gelimi ne olabilir? Kibar adamlarla geliyorum diyecek olursak değil mi? Mit höflichen Männern şeklinde yorumlamış oluyorum. Burada şimdi temelini anlatmış oldum. Örneklerle pekiştirdiğimizde daha iyi oturacaktır. Hazırsanız örneklerimiz başlasın. O halde ilk örneğimize bir bakalım. Das ist ein ehrlicher Mann. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ehrlich arkadaşlar dürüst demek. Das ist ein ehrlicher Mann. Nasıl bir cümle? Bakın burada sein var. Dolayısıyla ist. Nasıl bir cümle olacak bu? Nominatif bir cümle öyle değil mi? Bunu iki önceki dersimizde görmüştük. Nominatif olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Artikelimi ne yapıyorum? Sıfatın sonuna koymuş oluyorum öyle değil mi? Das ist ein ehrlicher Mann. Bu dürüst bir adam. Şimdi arkadaşlar ikinci cümleye baktığımızda Ich komme mit einem ehrlichen Mann. Evet, kommen mit ne demek arkadaşlar? İle birlikte gelmek değil mi? Dürüst bir adamla geliyorum. Dolayısıyla burada mit einem denildiği için ein neydi arkadaşlar? Adet gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bir dürüst adamla geliyorum derken ich komme mit einem Mann hatta ich komme mit einem ehrlichen Mann diyoruz değil mi? Bakın buradaki dönüşümü fark ettiyseniz arkadaşlar nominatifte der değil mi? Ere gelirken datiflikte ne oluyor arkadaşlar? Mit einem ehrlichen Mann en şeklinde kalmış oluyor değil mi? Yani ehrlichen sonuna aslında ne gelmiş oluyor? En takısı gelmiş oluyor. Peki ben adres göstermiş olsaydım o dürüst adamla geliyorum deseydim. O halde ich komme mit dem ehrlichen Mann olurdu. Değil mi? Dolayısıyla o dürüst adamla geliyorum dediğimizde ich komme mit dem ehrlichen Mann aslında çok böyle radikal bir değişim olmamış. Ne olmuş? Dem, einem. Bakın bu dem olduğunda belirleyici bir durum oluyor. Einem denildiğinde bir anlamı katmış oluyor. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Sonraki örnekte das ist eine kluge Dame. Evet, die Dame hanım demek. Klug neydi? Zeki. Dolayısıyla das ist eine kluge Dame denildiğinde aslında öncelikle bir cümleye baktığımızda ne var burada? Ist yani sein olduğunda ne oluyordu?
nominatif, tıpkı yukarıda olduğu gibi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla eine kluge Dame die'den dolayı değil mi? Die Dame'den dolayı eine kluge Dame denmiş oluyor. O halde biz bunu datif olarak inceleyecek olursak ich komme mit einer klugen Dame. Bakın datif kuralı neydi arkadaşlar? Die dere dönüşüyordu. Dolayısıyla mit einer klugen Dame. Bakın sıfatın sonunda en var. Demek ki datiflikte ne oluyormuş? Az önce de gördük. Ne oluyor? En sonlandırıcısı gelmiş oluyor. Nereye? Sıfatın hemen ardına. Öyle değil mi? Dolayısıyla zeki bir kadınla, zeki bir hanımla geliyorum dediğimde ich komme mit einer klugen Dame demiş oluyorum. Peki bu hanım bir tane olmuş olsaydı ve onu kastediyor olmuş olsaydım. Daha doğrusu onu kastedeyim değil mi? O zeki hanımla geliyorum demiş olsaydım ne olacaktı? Artikel olacaktı ki üçüncü cümlede bu var. Ich komme mit der klugen Dame, zeki olan o hanımla geliyorum demiş olurum değil mi? Ich komme mit der klugen Dame. Zaten burada arkadaşlar cümleye baktığımızda mit var. Dolayısıyla bu datifi gerektirecek öyle değil mi? Ben cümlenin içerisinde bunu gördüğümde, mit gördüğümde mutlaka datifle ilişkilendirmem gerekiyor. Dolayısıyla o zeki hanımla geliyorum dediğimde demek ki ne diyormuşum? Ich komme mit der klugen Dame. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das ist ein freches Kind. Das Kind çocuk demek. Fresh, fresh şımarık, yaramaz, haylaz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla das ist ein freches Kind. Bu ne oluyor arkadaşlar? Nominatif bir cümle. Das Kind bakın ne olmuş? Daha doğrusu nominatiflikte. Nominatifte das ne yapıyorum? Sıfatın sonuna giydirmiş oluyorum. Das ist ein freches Kind demiş oluyorum. Ancak bunu datif yaptığımızda, ikinci cümleye baktığımızda ich komme mit einem frechen Kind, şımarık bir çocukla geliyorum demiş oluyorum. Dolayısıyla mit einem frechen Kind, bakın das neye dönüşüyor demiştik? Deyime. Dolayısıyla mit einem frechen Kind demiş oluyoruz. Durum adres göstermeye gelecek olsaydı o şımarık çocukla geliyorum desek ne deriz? Üçüncü cümlede de o var. Ich komme mit dem frechen Kind. Demek ki burada ne yapmış oluyorum? Adres göstermiş oluyorum. O şımarık çocukla geliyorum dediğimde demek ki ich komme mit dem frechen Kind demiş oluyorum. Bakın hiç radikal dönüşümler ya da değişimler yok. Sadece einem yerine dem'i geçirmiş oluyorum. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Belirtmiş oluyorum. Bir belirtili bir duruma geçmiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist ein ehrlicher Mann. Das ist ein ehrlicher Mann. Ich komme mit einem ehrlichen Mann. Ich komme mit einem ehrlichen Mann. Ich komme mit dem ehrlichen Mann. Ich komme mit dem ehrlichen Mann. Das ist eine kluge Dame. Das ist eine kluge Dame. Ich komme mit einer klugen Dame. Ich komme mit einer klugen Dame. Ich komme mit der klugen Dame. Ich komme mit der klugen Dame. Das ist ein freches Kind. Das ist ein freches Kind. Ich komme mit einem frechen Kind. Ich komme mit einem frechen Kind. Ich komme mit dem frechen Kind. Ich komme mit dem frechen Kind. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Das ist ein lustiger Student. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Lustig arkadaşlar komik, eğlenceli anlamına geliyor. Lustig. Student de neydi? Üniversite öğrencisi. Bu bir erkek değil mi? Bu bir kadın olmuş olsaydı, kız öğrenci olsaydı ne olacaktı? Studentin olacaktı değil mi? Dolayısıyla buraya baktığımızda das ist ein lustiger Student. Nominatif yapıda bir cümle değil mi? Nominatifte ne oluyordu arkadaşlar? Der
ne yapıyorduk? Sıfatın sonuna er'i getiriyorduk eğer artık elimiz de ise. Dolayısıyla bu eğlenceli bir öğrenci ya da bu komik bir öğrenci diyecek olursak ne deriz? Das ist ein lustiger Student deriz, değil mi? İkinci örneğe bakalım. Daha doğrusu ikinci cümleye bakalım arkadaşlar. Burada ne demişiz? Ich komme mit einem lustigen Studenten. Evet. Ne olmuş arkadaşlar? Der Student deyime dönüşüyordu. Dolayısıyla mit einem lustigen dememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Eminim ki buraya takılmış olabilir bazı arkadaşlar. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Bazı isimler Almanca'da bu genellikle der artikeli için geçerli olan durumlarda, yani erkeksi durumlarda, yani erkeklerle alakalı der artikeliyle alakalı diyelim durumlarda bazı isimlerde endeklinasyon alınıyor. Yani endeklinasyondan kasıt ne? Burada tamamlayıcı bir en gelmiş oluyor. Dolayısıyla studenten demiş oluyorum. Yani bunu tek başına student olarak bırakmıyorum. Ne yapmış oluyorum? Studenten şeklinde tamamlamış oluyorum. Bu yapıları zaten ileriki derslerde, ileriki seviyelerde daha ayrıntılı şekilde göreceğimiz için arkadaşlar konsantreyi buraya verelim. Dediğim gibi o endeklinasyonla ilgili daha farklı derslerimizde bunlar karşımıza çıkacak. Dediğim gibi konsantreyi buraya verelim. Şimdilik bilmemiz gereken zaten bu. En ile tamamlamış olmamız gerekiyor. Dolayısıyla cümleye geri dönecek olursak, Ich komme mit einem lustigen Studenten, eğlenceli bir öğrenciyle geliyorum, değil mi? Ama üniversite öğrencisi, değil mi? Burada einem denildiği için bir adet öğrenciyi kastetmiş oluyoruz. Peki, ich komme mit dem lustigen Studenten denildiğinde ne olacak arkadaşlar? Einem yerine ne olmuş? Dem olmuş. Burada adres gösteriyoruz. O komik, o eğlenceli olan öğrenciyle geliyorum denildiğinde demek ki ich komme mit dem lustigen Studenten dememiz gerekiyor. Beşinci örneğe geçtiğimizde arkadaşlar burada das sind fleißige Schüler, buraya dikkat edelim arkadaşlar. Das sind denildiğine göre dolayısıyla burada ne var? Çoğul söz konusu. Das sind fleißige Schüler. Öncelikle bir anlamlandıralım. Fleißig çalışkan demek arkadaşlar. Schüler ilkokuldan lise dahil, değil mi? Bu öğrenci grubunu kastetmiş oluyoruz. Çünkü diğer türlü ne olacaktı? Student, değil mi? Üniversite olacaktı o durumda. Das sind fleißige Schüler. Demek ki bunlar çalışkan öğrenciler. Fark ettiysek bunu zaten artık biliyoruzdur, değil mi? A1'de de görmüştük. Das sind eine söylemeyiz, değil mi? Çünkü burada bir grup öğrenciden bahsedilmiş oluyor. Das sind fleißige Schüler. Bunlar çalışkan öğrenciler diyoruz, değil mi? Onları nitelemiş oluyoruz. Dolayısıyla ich komme mit fleißigen Schülern denildiğinde çalışkan öğrencilerle geliyorum, değil mi? Burada bir genelleme yaptığımdan dolayı ich komme mit fleißigen Schülern demiş oluyoruz. Bakın burada herhangi bir şey girmiyor. Ancak ben niteleyecek olsaydım, o çalışkan öğrencilerle geliyor deseydim ne olacaktı arkadaşlar? Artikel den girecekti devreye. Dolayısıyla ich komme mit den fleißigen Schülern diyecektim. Aradaki farkı anlamışsınızdır, değil mi? Burada den yokken ne yapmış oluyorum? Genelleme yapmış oluyorum. Artikel den'i işin içerisine kattığımda ne yapıyorum? O çalışkan öğrencilerle geliyorum dediğimde ich komme mit den fleißigen Schülern demiş oluyorum. Son örnekte sıra arkadaşlar. Das ist eine nette Lehrerin. Evet. Net ne demek arkadaşlar? Net, sempatik demek arkadaşlar. Eine Lehrerin neydi? Öğretmen. Bu bir kadın, değil mi? Bu sempatik bir öğretmen dediğimde ne yapıyorum? Das ist eine nette Lehrerin demiş oluyorum. Peki burada bir vurgu olmuş olsaydı bu sempatik olan
o öğretmen, sana bahsetmiş olduğum bir öğretmen var ya, işte bu o öğretmen diyecek olsaydım bu sefer ne olurdu bu? Aynı yerine das ist die nette Lehrerin demiş olurduk, değil mi? Şimdi diyeceğim ki ben sempatik bir öğretmenle geliyorum. Kim olduğunu bilmiyorsun ama bu çok sempatik bir öğretmen gibi düşünelim. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ich komme mit einer netten Lehrerin, sempatik olan bir öğretmenle geliyorum dediğimde, değil mi? Bu öğretmen bir kadın öğretmen. Dolayısıyla Lehrerin diye anılıyor, değil mi? Mit einer netten Lehrerin. Peki bizim bildiğimiz bir öğretmense, o sempatik öğretmenle geliyorum desem ne derim? Ich komme mit der netten Lehrerin. Bakın burada aynı yerine ne oldu? Mit der, çünkü burada adres gösterdiğim birisi var, değil mi? Belli başlı bir öğretmeni kastediyorum. Dolayısıyla ich komme mit der netten Lehrerin dediğimde o sempatik öğretmenle geliyorum demiş oluyorum, değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist ein lustiger Student. Das ist ein lustiger Student. Ich komme mit einem lustigen Studenten. Ich komme mit einem lustigen Studenten. Ich komme mit dem lustigen Studenten. Ich komme mit dem lustigen Studenten. Das sind fleißige Schüler. Das sind fleißige Schüler. Ich komme mit fleißigen Schülern. Ich komme mit fleißigen Schülern. Ich komme mit den fleißigen Schülern. Ich komme mit den fleißigen Schülern. Das ist eine nette Lehrerin. Das ist eine nette Lehrerin. Ich komme mit einer netten Lehrerin. Ich komme mit einer netten Lehrerin. Ich komme mit der netten Lehrerin. Ich komme mit der netten Lehrerin. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektif deklinasyon, imdatif konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.